cinayetin işlendiği eve giren adamların listesi. Bu tür işleri yapan profesyonel bir grup. Anlayacağınız eski sabıkalı haydutlar. Görüntüleri emniyete ulaştırmanı istiyorum. Irmak Hanım, profesyonel çete bunlar. Konuşmazlar. Konuşup konuşmamaları gerçekten umurumda değil. Sadece görüntüleri emniyete ulaştır. O aileyi cezalandırmak istiyorsunuz sanıyordum. Şimdi böyle olması gerekiyor. Bilmediğim bir şey mi oldu? Sinan. Senin bilmen gereken tek şey o görüntüleri emniyete ulaştırman. Tamam mı? Tamam. Haberdar edersin. Evet. Görüntülerdeki adamların kimlikleri. Senin adam bayağı hızlı çalışıyor. Hızlı ve yetenekli. Öyledir. Öyle öyle. Yalnız adamlar profesyonellermiş. Çete gibi bir şey. Emniyete girseler de konuşmazlarmış. Sıkıntı yok. O iş bende. Siz adamları karakola sokun. Sorguya girsinler. Gerisi tamam. Senin de artık memlekete dönme vaktin gelmedi mi? Geldi, geldi. Gel hadi. Memlekete hoş geldin Irmak. Narin. Narin. Hı. Kızım, Sermet Bey geldi. Bir bakacak mısın? Tamam. Al kızım. Sağ ol abla. Hoş geldiniz Sermet Bey. Hayırdır Nermin Hanım? Bu saatte ne uykusu? Sizi dinliyorum efendim. Buyurun. Bugünlerde ağzınızdan bal damlıyor. Hayırlısı. Kusura bakmayın. Biraz yorgunum da malumunuz. Zor zamanlar geçiriyoruz. Biliyorum. Seni sevindirecek iyi haberlerim var. Ne oldu? Bir gelişme mi var? Hem de ne gelişme? Şadiye'nin olayının olduğu gece polis eve giren 3 kişinin görüntü kayıtlarına ulaşmış. Onlar şimdi emniyette. Yani? Onlar da sorguda inkar etmişler. Biz o akşam akrabamıza geldik, evde yoktu. Çıktık gittik demişler. Polis de onları sabaha serbest bırakacak. Nesi iyi haber şimdi, bunu anlamadım. Onlar serbest kalınca bana gelecekler. Bir tanesinin hamile yaşı benim elimde. Ha, tehdit edip itiraf ettireceksin yani, anladım. Onların yaptığını nereden biliyorsun? Soracağız Nalin. Sermet, kanunsuz işler yapıyorsun. Yapma. Yapma bunu Sermet. Daha beter çıkmaza sokacaksın işleri. Bırakayım 15 sene yesin değil mi Şadiye? Hiç suçu yokken 15 sene yatsın. Merak etme. Kimseye fıske vurmayacağım. İnanmazsan gel, her şey senin gözünün önünde gelirsin. Gelmezsin değil mi? Çünkü sen dürüst bir avukatsın. Dürüst avukatlar ellerini kirletmezler. Ama Sermet senin için kirletir. Sen benim hakkımı nasıl ödeyeceksin be? Neyse boş ver. Senin yüzün gülsün. Bana yeter. Fazla tutmayayım, misafirim var. Ne güzel değil mi? Kardeşlerin falan görüyor. Onları görüyorsun böyle. Hakikatli kızsın Narin. Ümmü ablanın sana yaptığı onca şeyden sonra hakikatli kızsın. Eyvallah. Allah'ım sen bana sabır ver. Sen bana sabır ver, sen bana sabır ver. Sen bana sabır ver. Bir şey olmuş. Başka bir nefret. Bir halt var bu kızın bakışlarında. Daha fazla vaktimi almayın. Delikanlı gibi söyleyin, tetiği kim çekti? Ne tetiği abi? Aptala yatma lan.
Batuhan'ı kim öldürdü? Abi, abi vallahi billahi biz ilk defa duyuyoruz adamın adını. Bir yanlışlık olacak herhalde. Uyuyamayayım. Şefikal. Abi, kurbanın olayım bana karım bak yüklüdür. Önce tetiği kimin çektiğini söyle. Yenge misafirimiz. Sıkıntısı yok. Fiske bile vurmadık. Söylesene bacım. Bünyamin sen ne işlere kalkıştın gibi. Hani söz vermiştin. Bünyamin ah. Abi gözünü seveyim ya. Bak evladımın ölüsünü göreyim ki ben değildim abi. Bırak bizi gidelim. Onu anladık. Sen değilsin. Kim? Misafirimiz. Merak etme sıkıntısı yok. Yukarıda hazırda ebe de var. Ama yok eğer ben karımı hastanede durduracağım diyorsan... ...tetiği kim çekti onu söyleyeceksin. Sonra da Sermet Karayel'in... ...tanık koruma programına dahil olacaksın. İster estetik... ...ister yurt dışı. Bu uğursuzları da bir daha görmeyeceksin. Bünyamin. Hadi oğlum. Hadi kuçum. Hadi aslanım. Hadi. Bakma lan öyle. Yedi sülaleni bitiririm seni. Önce polise gideceksin, ifade vereceksin. Sonra da mahkemede tanıklık yapacaksın. Sonra da çoluğunla çocuğunla bir hayat yaşayacaksın. Ya çoluğun çocuğun ya da bu uğursuzlar. Hadi Bünyam. Hadi oğlum. Hadi Bünyam. Hadi Bünyam. Bünyam. Ulan bu kız suçsuz yere içeride yatıyor. Senin sülaleni parçalarım. Senin sülaleni parçalarım. Senin sülaleni parçalarım. Parçalarım lan! Sıkın kadının kafasına. Ağabeyim. Tamam. Yengeye götürün eve. Yalnız yolda fazla sarsmayın. Hadi. Gelmiş midir avukat? Gelmiş olması lazım ama. Gel biz seninle yürüyelim biraz gel. Oğlun oluyormuş. Adını Babür koy. Sünnetini ben yapayım. Bir arada getir dilinin altına tüküreyim. Hayatta sırtı yere gelmez. Kıskanç.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.